Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir açma tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay. Bu güzel tarifi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum açmanın hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket instant maya, 3 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada dilerseniz instant maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz eklemiş olduğum bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını açmanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unun yarısını ilave ettim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum sizlere de mutlaka ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşacık kıvamda bir hamur yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar yumuşacık yoğurursanız yaptığınız hamur işi de o kadar yumuşacık olacaktır. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döktüm ve bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurun üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz soğuk bir ortamda ise mayalanma süresi uzun sürecektir. Aceleniz varsa hamuru önceden ısıtmış olduğunuz 50 derece fırında 45 dakikada mayalandırabilirsiniz. Benim acelem olduğu için hamuru fırında mayalandırdım. 45 dakika sonra fırından aldım. Şimdi biraz un serpiştirmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum ve hamuru toparladıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamuru fırında mayalandırdığım için sıcağın etkisiyle birlikte daha da yumuşadı. Bu aşamada elime yapışmaması için bolca un kullanıyorum. Hamuru rulo şeklinde uzattıktan sonra 12 eşit parça olacak şekilde kestim ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu aşamada bezeleri hazırladıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Eğer kolayca açılıyorsa hemen açmanın şeklini vermeye başlayabilirsiniz. Ama açmakta zorlanırsanız, üzerini örterek 15 dakika dinlendirin. 15 dakika dinlendikten sonra daha kolay bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Benim hamurum zaten yumuşacık kıvamda olduğu için açmakta zorlanmadım. Yanıma biraz sıvı yağ aldım. Sıvı yağını tezgah sürdükten sonra bezelerden bir tanesini alarak ters çevirdim. Elimle uzunlamasını açtıktan sonra üzerine biraz tereyağı sürüp rulo şeklinde sardım. Şimdi kenara aldım. Diğer bezelerde aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hamuru açtıktan sonra üzerine çok fazla tereyağı sürmenize gerek yok. İnce bir tabaka halinde sürmeniz yeterli olacaktır. Bu arada ben açmaları peynirli olarak hazırlamaya tercih ettim. Dilerseniz sizler sade olarak hazırlayabilirsiniz. Zeytinli veya kaşar peynirli de hazırlayabilirsiniz. Bezelerin hepsini rulo şeklinde hazırladıktan sonra ilk hazırlamış olduğum ruloyu aldım. Uç kısımlarını bu şekilde birleştirdikten sonra açmanın şeklini veriyorum. Ve altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ben hazırladığım açmaları böyle şekillendirmeyi tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık inanılmaz derecede lezzetli bir açma oluyor. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Hazırladığım açmaları tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine ince bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için beklettim. Şimdi üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmaların üzerine sürüyorum. Açmaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi biraz da mavi haşas serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Açmalarımız artık pişmek için hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına götürüyorum. Açmaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Ne kadar pamuk gibi yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. İçi de pişmaniye gibi tel tel ayrılıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz açmalar pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırarak haftalarca hatta aylarca bekletebilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman mikrodalgada veya normal fırında ısıtın, taze pişmiş gibi olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.